Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar, bugün yeniden Shiba Coin'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Dostlar, sizlere bir şey sormak istiyorum. Lütfen bunu yorumlar kısmına yazarak yanıtlarsanız çok ama çok sevinirim. Ona göre kanalın gidişatını belirleyecek bir şey bu. Bu arada kanalımda her gün neredeyse video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. En azından atmaya çalışıyorum. Yani atıyorum demiyorum, fakat her gün en azından bir adet video atmaya çalışıyorum. Dostlar, bu attığım videolarda maalesef ki ister istemez tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyebiliyorum. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Bunun nedeni az çok belli. Piyasadaki durgunluk, işte piyasada herhangi bir haber gelişimi olmaması. Yani Shiba Coin'i açarken, analiz yaparken, yorum yaparken aynı şeyleri bazen tekrarlıyor biliyorum arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. O yüzden sizlere bir soru ileteceğim. Dostlar, kripto para, yani Shiba Coin'i incelerken veya diğer coin'leri incelerken videonun başlarında sizlere günlük haberlerden, güncel haberlerden bahsedeyim mi, bahsetmeyeyim mi? Lütfen bunu yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Kimileri diyor ki abi yeniden aynı şeylerden bahsediyorsun. Çok sıkıyor diyor. Evet, farkındayım arkadaşlar, fakat çünkü yeni bir haber olmuyor. Ben de ister istemez aynı şeyleri söyleyebiliyorum, tekrarlayabiliyorum. O yüzden bir farklılık olsun diye sizlere soruyorum ki dostlar, eğer ki diyorsanız arkadaşım bir farklılık olsun diye istiyorsan haberlerden bahset bizlere. Hani en azından video geçmeden önce bir iki tane haberden bahsedeyim. Siz de iyi şeyler öğrenin. Yani kripto para borsası son durum ne, işte ne olacak, ne bitecek. Bir iki tane güncel haberden bahsedeyim. Sizler de arkadaşlar en azından bilgi edinmiş olursunuz. En azından videodan sıkılmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden şimdi bu videoya geçmeden önce, yani Shiba Coin'i incelemeden önce sizlere bir adet haberden bahsedeceğim. Sonra hemen Shiba Coin'imize bakacağız. Dostlar, Türkiye'de bildiğiniz gibi kripto para düzenlemeleri başlamıştı. Ve Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki kripto para düzenlemesi hazırlandı. Ekim ayında meclise sunulacak. Yani Ekim ayında arkadaşlar meclise sunulacakmış bu tasarı. Düzenleme hazır arkadaşlar. Düzenlemenin detayları şu anlık halen daha açıklanmadı. Düzenlemelerin detayları açıklanınca ben bir videomla bahsedeceğim. Kripto para borsasında ne olacak, ne bitecek, bunlardan bahsedeceğim. Yani şu anda ben ne demek istiyorum anlamayan arkadaşlar için şunu birazcık açayım arkadaşlar. Sonra hemen Shiba Coin'e bakacağım. Ben burada diyorum ki arkadaşlar, yani kripto paraya vergi gelecek. Bizim alım satımlarımıza vergi gelecek mi? O net bir şey yoktu, ama o büyük ihtimal, o da netleşir arkadaşlar. Büyük ihtimal bizim de karlarımıza vergiler gelecek. Tam sınırı bilmiyorum ama benim tahminimce 5000 TL'nin üzerinde bir gelir. Yani 5000 TL ve üstünde bir gelir kazanırsak onun büyük ihtimal vergisini vereceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzde oranlık kaç olabilir? Mesela %10'luk, %20'lik oran olabilir arkadaşlar. Yani çok yüksek oranlar olacağını sanmıyorum. En fazla %30 olabileceğini düşünüyorum vereceğimiz verginin ve 5000 TL'nin üzerinde kazançlarımıza vereceğimizi inanıyorum. İnşallah öyle olur. Yani çok fazla uçuk rakamlarda, yani düşük rakamlarda diyeyim, pardon. Mesela 100 TL kazanım, onun %40'ını vereyim, işte %30'unu vereyim. Yani insanı bu piyasadan soğuturlar arkadaşlar eğer öyle bir şey yaparlarsa. İnşallah o kadar olmaz. En azından 5000 TL olursa, hani 100 lira 200 lira ufak rakamlar kazanan insanlar bu piyasadan soğumaz diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur ve çok fazla düşük rakamlardan, cüzi miktarlardan vergi alınmaz. Fakat bilemiyorum arkadaşlar, hani devlet ne yapar ne eder bilmiyorum, ama bir şekilde vergi alınacak. Vergi alınacağı kesin olan şey şu anlık arkadaşlar, yani kesin bir şekilde vergi alınacak olan Binance mesela. Binance'a örnek vereyim. Binance'ın kripto para şeyinden vergi alınacak. Yani Binance'ın Türk serverından, Türkiye olan bölümünden devlet diyecek ki kardeşim sen şu kadar şu kadar para kazanmışsın. Bizim Türk kullanıcılardan bana şu kadar şu kadar vergisini vereceksin diyecek. Binance'ın sahibi de artık vergisini verecek arkadaşlar. Vermezse Binance Türkiye'de yasaklanır büyük ihtimal. O kadarında da pek laf söyleyemem, o kadarına karışamam artık, ne olur ne biter bilmiyorum. Yani kısacası borsalardan vergi alınacak arkadaşlar. Borsalardan vergi alınması demek benim görüşümce borsalar komisyon fiyatları daha fazla yükseğe çekecektir. Eğer ki vergi çok yüksek gelirse, yani ben tam bilmiyorum ama inşallah o kadar yüksek olmaz arkadaşlar. İnşallah zaten piyasa durgun. İnşallah insanları bu piyasadan soğutmazlar.
Bitcoin 29 bin civarlara geriledi, bildiğiniz gibi maalesef ki iyice düşüşe girdi arkadaşlar. Biz 40 bin dolara tutunmasını beklerken Bitcoin 30 bin direncini de kırdı. 29 binlerde ilerliyor inşallah Bitcoin. Güzel yerlere geleceğim de maalesef ki kısa vadede öyle gözükmüyor. Fakat şunu şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Şu anda bir alım fırsatı doğdu bizim için. Eğer ki kenarda köşede paranız varsa yatırım yapabilirsiniz. İlle de yapın demiyorum tabii ki, yapabilirsiniz. Ben yapacağım arkadaşlar. Benim kenarda ufak bir miktarım var. En azından o miktarla da kripto para borsasına bir yatırım yapacağım. Şu anki fiyatlar beni çok cazip ediyor çünkü. 2022'de dediğim gibi tekrardan güzel bir toparlanma bekliyorum. Her neyse, Shiba coin'imizden bahsedelim arkadaşlar. Biraz uzun sürdü çünkü biraz yorumlamak istedim bu vergi olayını. Onun için şimdiden kusura bakmayın. İnşallah videoyu sonuna kadar izlersiniz diyorum. Dostlar, şu anda karşımızda Shiba coin var ve Shiba coin %4'lük yeniden bir düşüşte. Yani şu anda neredeyse bir haftadır çektiğim her videoda Shiba coin düşüşte olarak görüyoruz ki zaten bu aşırı derecede normal bir olay artık. Shiba coin'in düşmesine alışmamız lazım. Neden diye soracaksınız. Arkadaşlar, Bitcoin düşüyorsa Shiba coin de düşer. Shiba coin zaten, eğer ki Bitcoin düşerse Ethereum da düşer. İşte Dogecoin düşer. Her türlü coin düşer. Yani her şey Bitcoin'e bağlı aslında bu piyasada. Bitcoin'e güzel şeyler olursa Shiba'ya da olur, Doge'ye de olur. Artık hangi coin varsa, hangi altcoin varsa onlara da güzel şeyler olur. Önemli olan Bitcoin yükselmesi. Fakat Bitcoin'e düştüğü için arkadaşlar Shiba coin de düşüyor ki zaten Bitcoin için şunu söyleyeyim. Kısa vadede pek bir beklentimiz kalmadı açıkçası. İnsan umutlarını yitiriyor arkadaşlar. Maalesef kısa vadeli pek bir beklentimiz yok. Hepimiz bekliyoruz ki 2022'den sonra, yani Ocak ayından sonra arkadaşlar her şey güzel olacak diye bir umudumuz var. Yani açıkçası bir inancımız var ki şu anlık bu şu anda konuşacak olursam, kısa vadede konuşacak olursam o amaca ulaşmak imkansız. Fakat inşallah 2022'de arkadaşlar güzel şeyler bizi bekleyecek. İnşallah çok güzel kazançlar elde edeceğimizi tahmin ediyorum. En azından kendim bunu böyle yorumluyorum arkadaşlar. Her neyse, bakın şu anda hacimde %50'lik bir artış oranı var. Fakat bu bizim gözümüzü boyatmasın. Dünden nazaran birazcık daha düşüş göstermiş hacimi. Yani şu anda Shiba Coin'de de pek bir yeni haber yok arkadaşlar. Swap olduğu gibi kaldı. Swap'ta da pek bir beklenti yok. Coinbase Pro listelenme durumu da halen daha açıklanmadı. Halen daha Coinbase Pro'ya listelenme durumu da yok. Maalesef ki çok da fazla Shiba Coin'de yeni güncel haberimiz yok arkadaşlar. Zaten kısa vadeli de dediğim gibi pek de bir şey beklemediğim bir coin. O yüzden arkadaşlar ben yeni coin inceleyeceğim. Hani yarın veya ondan sonraki gün artık Shiba'dan başka coin incelemeyi düşünüyorum. Yani bu Reef coin olabilir, Holo coin, işte BitTorrent olabilir. Artık farklı coinlere de yönelmek istiyorum. Çünkü Shiba'da söylenecek pek bir söz kalmadığı için. Siz de videoları izlerken bazen sıkılabiliyorsunuz. Evet, insansınız yani. Açıkçası ben de sıkılabilirim sürekli aynı şeyleri duymaktan. Size de anlayış gösteriyorum. O yüzden yarın veya ondan sonraki günler arkadaşlar farklı farklı coinlerin de videolarını atacağım. Her neyse, bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere.